Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir ve sizin için güzel bir gündür. Bugün konser günü, birazdan hazırlanıp Taksim'e geçeceğiz. Ama bundan öncesinde dedim ki şöyle güzel bir soğuk kahve içme zamanı. Kahve deyince, soğuk kahve deyince, frappuccino deyince aklımıza hemen hepimizin Starbucks ve benzeri kahve firmaları geliyor. Ben de tabii ki çok severek tüketiyorum. Ama evde de buna benzer bir formül buldum. Starbucks kahveleri muadili ya da Starbucks kahvesi evde nasıl yapılır? Bugün bunu sizinle paylaşacağım. Bu tarife nasıl ulaştım? Biraz deneme yanılma yoluyla, biraz da Starbucks'taki insanları biraz sorguya çekerek, bana söyle, formül söyle diyerek. Tabii ki birebir formülü vermiyorlar. Şu şekilde şuruplarından orada satın alabiliyor olsak da hemen her içine koydukları materyali tabii ki satmıyorlar. Böyle olunca ben de muadilleri denedim, ne yapabilirim diye. Ve birkaç örnek buldum. Bugün bunlardan bir tanesini yapacağım. Ice latte yapmak çok çok kolay. O yüzden bunu geçiyorum. Peki frappuccino'lar biliyorsunuz çok ünlü Starbucks'ta. Coffee frappuccino, özellikle mocha frappuccino benim favorim. Ve bunu yaparken Starbucks kahvelerini evde demleyip bunu kullanmayacağım. Nescafe ile bunu yapacağım. Yani evimizde olan ürünlerle, en olabilecek ürünlerle Starbucks kahvesi nasıl yaparız? Bugün buna bakacağız beraber. Hadi başlayalım. Öncelikle burada ihtiyacımız olan şey bu şekilde bir buz kıran blender, rondo. Bunun içerisindeki bıçak sayesinde buzu rahatça kırıyor. Çünkü bolca buz ekleyeceğiz. Benim ürünüm şu. Senelerdir bunu kullanıyorum. Geri kalan malzemelerimiz ise, ben laktozsuz tercih ediyorum. Süt, Nescafe'nin bu tanecikli olan, eğer klasik olan varsa daha iyi olur. Bu gold olandı. Çikolata sos ve şurada da buzum var. Ölçü için bu Starbucks'tan aldığım bardağı kullanacağım. Blender'ın içine şu şekilde yarım bardak süt koyuyorum. Bir çorba kaşığı dolu dolu Nescafe kullanacağım. Çünkü çok kahveli seviyorum ben. Şöyle de çikolata sos ekleyeceğim. Bolca buz ekleyeceğim. Şöyle içine koydum. Kapağını kapatıyorum. Ve çalıştırmaya başlıyorum. Şimdi bardağı dolduralım. Yaptığım tarifle şu şekilde bardaktan neredeyse 2 tane çıkıyor. Kesinlikle denemelisiniz. Öyle söyleyeyim. İçinde buzlar aynı Starbucks'taki ya da diğer frappuccino'larda olduğu gibi. Çok rahat. Bayağı pütürcükleşmiş, ezilmiş buz gibi. Bu miktar kahve size fazla gelebilir. Çünkü ben kahvemi şekersiz içtiğim için ve hani bolca kahveyle içtiğim için benim ölçüm bu şekilde. Ben sadece sıktığım o hani bir kaşık kadar çikolata sosunun tatlılığına bıraktım işi. Eğer siz daha az kahve, biraz daha çok çikolata sos ya da dediğim gibi bu şuruplardan kullanırsanız çok daha hani tam size o şekerli Starbucks kahvesi havası verecektir. Ama çok güzel. Hani evden çık, kahveciye git, sadece akşam onun için al kahveni, tekrar eve gel, hiç gerek yok. Hani herhangi bir buz kırıcı, makina, buz. Evde olan, yani Nescafe diyorum ya size. Nescafe bile çok güzel tat veriyor. Özellikle bu Starbucks'tan kahveleri alıp onları öğütürürseniz, onu demleyip kullanırsanız çok çok daha hani birebir tadı elde edersiniz. Ben yaklaşık 15 buz parçacığı kullandım. Yani bu hani hazır buzlardan bir paket kullandım bunun için. Bolca buz lazım biliyorsunuz. Eğer şeker eklemek isterseniz, kahvenizi şekersiz içmiyorsanız siz ya da hani az şekerli içmiyorsanız içerisine toz şeker de koyabilirsiniz. Hani hiç problem değil. Çünkü zaten buzu kıran bir makine çok rahat hepsini karıştırıyor. Başka kahve tarifleri almak isterseniz ice latte özellikle çok çok daha kolay. Eğer
almak isterseniz aşağıdan bana yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.